Şu anda Birç Belediyesi'nin yapmış olduğu yeni otogarın en üstündeyiz. Şu anda manzara mükemmel. Buraya geldik. Neden geldik? Birleşik'in önemli sorunlarından biri var. Birleşik'in çevre yolu ve hızlı treni olan bağlantı yolu. Bunu yıllardan beri belediye uğraşıyor, başkan uğraşıyor. Fakat her neden iktidar olmalarına rağmen bir türlü bunu başaramadılar. Hala ama işin peşini bırakmıyorlar. Dün geçen ilk koordinat kurulu toplantısında belediye başkan vekili, belediye başkan yardımcısı Abdullah Bey ile Karayolları Bölge Müdürü arasında bir diyalog yaşandı. Biz de o konu hakkında buraya Abdullah Bey ile incelemeye geldik. Birleşik bağlantısını çevre yoluna ve hızlı tren yoluna bağlantı yapmak istiyor. Fakat Karayolları Bölge Müdürü söylediğine göre biz sade karayollarından tren garına kadar yol yaparız, gerisine karışmayız diyor. Ama esas Birleşik'in en önemli sorunu Birleşik'le tren yolunun bağlantısı olması gerekiyor. Bu konuda Abdullah Bey'e söz hakkı vereceğiz ve tam olarak detaylarını projeye anlatacağız. Abdullah Bey, ne düşünüyorsunuz? Sonuçta dün Karayolları genel Karayolları Bölge Müdürü ile bir diyalog yaşadınız. Birleşik için bir sıkıntılı bir durum. Bu konuda anlatır mısınız? Ne ilgilisidir burası? Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Öncelikli olarak belediyemizce yıllarca yaklaşık 3-4 yıldır bağlantı yoluyla ilgili uğraşıyoruz. Defalarca kez karayollarına konumuzu ilettik, talebimizi ilettik. Hatta hızlı tren istasyonu ve çevre yolu yapılmadan önce dahi projelerimizi hazırlamıştık. Elimizde şu an bağlantı yoluna yönelik karayolu mühendisleri ve hızlı tren mühendislerin ortakça hazırlanmış projemiz de mevcut. Bunu defalarca karayoluna ilettik. En son başbakanımız geldiğinde de bununla ilgili Ulaştırma Bakanımızla görüşmüş ve elimize müjdesini vermişti. Fakat koordinasyon toplantısında siz de gördünüz. Karayolları tarafından sadece çevre yolundan hızlı tren istasyonuna bağlantı yapılacağı söylendi. İlimizin en önemli sorunlarından birisi hem otogarımıza hem de hızlı tren istasyonuna bağlantı. Mevcuttaki yollarla istasyon tarafından veya köprüden dönerek buraya gelmemiz gerekiyor. Bizim talep ettiğimiz bağlantı yoluyla beraber şu an alt geçidi görüyorsunuz. Karayolunun hemen altında araçlar buradan geçerek hızlı tren istasyonuna, oradan da TOKİ'nin üst tarafına bağlanacak. Projemiz bu yönde. Fakat karayollarınca bize sunulan proje alt geçitten itibaren sadece hızlı tren istasyonuna bağlanıyor. Şehrimizi hem hızlı tren istasyonu hem de otogara en kestirme mesafede maalesef bağlayamıyor. Araçlar burada hızlı tren istasyonuna gittikten sonra tekrar istasyona kadar dönüp oradan merkeze dönmeleri gerekecek. Bu güzergah toplamda yaklaşık 2,5 kilometre kadar. 3-4 kilometre en az yoldan tasarruf sağlıyoruz bu talep ettiğimiz projeyle beraber. Peki bunu biyodik şekilde mi istiyorsunuz karşıdan buradan tabii karşıya? Tabii ki. Çünkü arazi zorlu. İlk başta karasu var. Karasunun üzerinden geçmesi gerekiyor. Hızlı tren hattının üzerinden geçmesi gerekiyor. Normal tren hattının üzerinden geçmesi gerekiyor. Yaklaşık 100 metrelik bir viyadük karasunun bu tarafından yükselmeye başlayarak hızlı tren istasyonu üzerinden geçecek. Karşıdaki yamaçlara dayanarak TOKİ'nin üst tarafında ana yolumuza bağlanacak. Projemiz bu yönde. Daha önce bu atış poligon tarafından gideceği söyleniyordu. Şimdi heyelandan doğru değiştirdiniz mi? Hem heyelanlar var hem de eğim çok fazla. Karayolları standartlarına göre olması gereken eğimin çok üzerinde bir eğim. Çünkü zaten yerinde de siz görüyorsunuz ne kadar yükseldiğini. Fakat bizim talep ettiğimiz projede eğimler çok fazla rahatsız etmeyecek şekilde araziye de yedirilerek yukarı bağlanacak. Bu projemizle beraber aynı zamanda TOKİ'deki kavşak sorunu, TOKİ'deki bağlantı sorununu da çözmüş olacağız. Yapılacak. Zaten karayollarının talep ettiği, bize yolladığı projede köprü de var. Köprü yapacaklar ama normal köprü olarak yapacak. Bizim istediğimiz projeye göre şu Beshane'yi geçtikten sonra yaklaşık olarak karasuyu zaten görüyorsunuz. Duble olacak deniz değil mi orası? Viyadük yükselmeye başlayacak. Yükselerek devam edecek. Hızlı tren hattının üzerinden geçerek karşı tarafa bağlanacak. Talebimiz bu yöndeydi. Projeler hazır dediniz. Tabii tabii. Bizim aylar yıllar önce sunduk mu dediniz? Aynen. Bu konuyla ilgili projelerimiz henüz daha hızlı tren hattı yokken, hızlı tren istasyonu yokken, çevre yoluyla ilgili inşaat kısmı daha yokken, daha açılmamışken biz karayolu mühendisleriyle, hızlı tren mühendisleriyle bir araya geldik. Tüm projelerimiz belliydi zaten. Alana göre projeleri aplike ettik ve en uygun şekilde iki tarafında mutabık kaldığı şekilde projemizi oluşturduk. Şu andaki haliyle bile yani yapılmasına engel bir durum yok. Projelerimiz buna uygun şekilde ta o yıllarda hazırlandı. Ve biz bunu bakanlığa da defalarca sunduk. Şu anda önümüze gelen sadece talep peki, ettiğimiz alanın yarısı. Peki bakanlıktan cevap gelmedi mi? Yani yapılacak veya yapılmayacak yönde? Genelde olumsuz geldi. En son dediğim gibi başbakanımız geldiğinde bu konu tekrar gündeme gelmişti. İletildi kendilerine.
Ulaştırma Bakanımızla görüşerek bunun sözünü almıştık. Kendisi sözlerini verdiler. Dediğim gibi karayolları tarafından önerilen, şu an bize yapımı için ihaleye çıkılan da aynı zamanda proje bizim talebimizin yarısını karşılıyor. Çevre yolundan, ki bölge müdürümüz söyledi, çevre yolundan sadece hızlı tren istasyon bağlantısını yapıyor. Fakat ilimizin şu andaki en önemli sıkıntısı şehir merkezinden hızlı tren istasyonuna bağlantısını sağlamak. Zaten onun yasa gereği yapacak yani. Çevre yolundan tren yoluna bağlantısına normal görev. Sizin evet. Talebiniz Bilecik'e bağlantı yolu. Aynen öyle. Bu konuda süreç ne olacak yani? Şu anda biz yazışmalarımızı devam ediyoruz. Bununla ilgili bize koordinasyonu konuştuğumuz projeyle ilgili yazışmaları geldi. Biz talebimizi tekrar ilettik karayollarına. İhtiyacımızı karşılamadı. Asıl ihtiyacımız olan şehir merkezinden de hızlı tren istasyonuna bağlantının proje eklenmesi konusunda yazışmalarımızı yaptık. Şu anda bekliyoruz. Yolla beraber tek güzergahta, tek hatta hem hızlı tren istasyonuna hem de otogara bağlantıyı yapacağız. Belediyecilik yönünden de hizmetlerimizi daha kolay vermiş olacağız. Tek minibüs hattı koyacağız. Minibüs hattı hem hızlı tren istasyonuna aynı zamanda otogara bağlanmış olacak. Taksiler aynı şekilde hızlı tren ve otogar arasında çalışacak. İki ayrı hat, iki ayrı durak, iki ayrı proje üretmemize de gerek kalmayacak. Burada aslında bize yapılmak istenen kulağın ters gösterilmesi. Kulağı buradan istiyoruz biz. Burada arkadan dönüp küp bir kavşağın gelmesi Bilecik halkına kulağı tersten gösterilmesi demektir. Kulağı biz buradan görmek istiyoruz. Bilecik için çok önemli bir proje bu. Bu yüzden yeni seçecek siyasetçilere sesleniyorum. Bu saatten sonra söz sizde. Lütfen burayla ilgili ilgilenin. Yoksa takipsiz olun hatta davranın. Biz de sizin takipsiz olacağız.